Sinema ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Şebnem Sarı Önerbay. Şeytan.
ötesinden herkese merhaba. Ben Ayşe Şebnem Sarı Önerbay. Her hafta olduğu gibi bu hafta da evlerinize, arabalarınıza, belki de kulaklarınıza konuk olmaya devam ediyorum. Bugün bir değişiklik yaptım ve sizlere Beverly Hills'ten sesleniyorum. Ramazan bitti, artık kahvelerimizi rahatlıkla yudumlamaya başladık değil mi? Ben de şu an 35 derece sıcağın altında Starbucks'ta kalabalıklar içinde size sesimi duyurmaya çalışıyorum. Radio Anatolia. Hava sıcak, insanlar uzaktır biraz Los Angeles'ta. Olimpik Caddesi üzerinde yürüyen çeşit çeşit karakterleri izlerken aynı anda sizlere de bu izlenimleri aktarıyor olmak harika. Trafik yine sıkışık, tüm çiçekler yazın müjdecisi, insanlar dalgın. Ben de düşünceliyim çünkü bu hafta farklı bir şeylere kalkışıp sizlerle hayat ve sosyal bilimler diyalektiğine dair bir denememi paylaşmaya karar verdim. Önce bir şarkı dinleyelim ve sonra bu maceraya beraber atılalım. Gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuz. Radyo Anatolia'da benimle birlikteliğinize devam ediyorsunuz. Değişik bir şey yapıp sizlerle denememi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Hadi bakalım, başlayalım. Tek kişilik tiyatro. Hayatı dev bir sorun, bir denklem, daha doğrusu kısmen birbirlerine bağlı, kısmen de bağımsız bir denklemler yumağı olarak düşünün. Bu denklemlerin çok karmaşık sürprizlerle dolu olduklarını ve çoğu zaman köklerini keşfedemediğimizi unutmayın. Browder'ın belirttiği gibi, hayat bir denklemler, sorunlar, çözümler, olasılıklar, olasılıksızlıklar çemberidir. Sosyal bilimleri toplumların her boyutuyla incelenmesi olarak ele alırsak, bu toplumların birbirleriyle ilişkileri, yaşayışları, davranışları, fikirleri aynı küme içerisinde toplanır. Bu kümenin bir adı olacaksa insanlık tarihi olması kaçınılmazdır. Bu kümenin kapsayını olarak da sosyal bilimler kümesi çizilir.
çizmemiz, bu denklemi açıklamamız da önemlidir. Bu doğrultuda tarihsel bir süreç olarak sosyal bilimleri daha öncesinde çok sonrasını pas geçerek hikaye anlatıcılarının üstlendiği rol üzerinden açıklamak benim açımdan hiç de yanlış görünmüyor. Evet, hikaye anlatıcıları. Çünkü hayat deneyimledikçe anlamını kazanır. Walter Benjamin'in hikaye anlatıcısı da sözlü olarak aktarılan deneyimlerle beslenir. Hikaye anlatıcılarında Benjamin, antik çağın destanı ile modern çağın romanı arasında kalan hikayeyi anlatma sanatını, deneyimin değer yitirmesi ve deneyimlerimizi paylaşma yeteneğimizin aşılması bağlamında inceler. Benjamin, hikaye anlatıcılarının gelişme sürecinin belirtilerini, iletişim biçimlerinin değişimine bağlar. Roman, efsane ve masaldan farklı olarak sözlü edebiyattan gelmez ve ona dönmez. Hikaye anlatıcılığı, deneyimden gelen hikayenin kısadan hızlı biçimiyle bir mecliste anlatılarak dinleyicilerin deneyimine katılmasıdır. Roman ise merkezine hayatın anlamını alan, gerçeklikle eğreti bir ilişki içinde olan, bilgelikten yoksun, biricik olanı uçlara taşıyan, yazarın tek başına yazdığı, okurun da yalnızken okuduğu metindir. Romandan daha tehditkar olup romanda krize sokan iletişim biçimi ise enformasyondur, haberdir, haberciliktir. Anında doğrulanabilirlik iddiasında olan, kendi içine ve kendi için anlaşılabilir görünen enformasyon hazır açıklamalar sunar. Tam da bu süreçlerin devinimini sosyal, psikolojik, siyasal, ekonomik yönden yaşayan birey her gün değişip gelişiyor ya da kim bilebilir hızla geriliyor. Peki bu değişimi hangi bilim inceleyecek sizce? Her bilimden en az bir parçayı kendi potası altında toplayan, insana en yakın, en sosyal, en etkileşimsel, en dönüşümsel bilim olan sosyal bilimler cevabınızı duyar gibiyim. Sosyal bilimler hayatın başında, ortasında, sonunda bir küçük kalp atışının başladığı, nesneler dünyasının herhangi bir objesinin bu dünyadaki yerini aldığı, yaşanmışlıkların, paylaşımların, kısacası iletişimin olduğu her yerdedir. Sosyal bilimler mişli geçmiş zamanı içinde bulunduran anı, dan sonrasının bireyin her türlü isteği, ihtiyacı, fikri, ilişkisi, gelişimi, aşkları, savaşları bağlamında inceler. Bireyin birey olma sürecidir aslında olan ve birey ile sosyal bilimler birbirine içkin kavramlardır. Sosyal bilimler bir nevi zamanı da içerir. Zamanın insanlar üzerindeki etkilerini, yansımalarını, bıraktıklarını inceler. Zaman. Zaman nedir? Zaman rüzgar gibi esip geçen, kimi zaman vurduğu yeri yıkar bir kasırga gibi, kimi zaman da okşar saçlarımızı alıp bir meltem gibi. Hayat ise zamanın sahnesinde oynanan tek kişilik bir tiyatro gösterisi. Hayatın doğaçlama oynanan bir tiyatro olduğunu unutuveriyoruz bazen. Tıpkı Sanders'in oyuncuları gibi. Hayatı anlamlandırabilmemizin şartı okuryazarlık mı? Eğer Sanders haklıysa, ki gerçekten haklı, Ong'un sözlü kültür öğelerini içselleştiren her insan Sanders'in okuryazarlığını kendini bulur. Sözlü kültür artı okuryazarlık eşittir hayat. Hayat tecrübesinin, hayat deneyiminin ifadesi insandaki yansımasıdır. Hayatın anlamını çözmeyi unutmaya başladığımız şu günlerde suç, şiddet, eşkıyalık alıp başını gidiyor. Böylece ne Ong, ne Sanders, ne de Benjamin haksız görünmüyor gözümüze. Ne kadar farkında olmasak da biz değil miyiz benliğimizi unutan, duygularımızı kısıtlayan, standart üretimler çerçevesinde moda mod yaşayan? Gelişen dünyada insan imgesi durmadan değişiyor. Hatta her birey ya birbirlerine tıpatıp benzeyen stereotipler olup çıkıyor, hayat etkisi de eleman rolü oynayan ya da tamamen birer sosyopat. Bu durumda sosyal bilimler faaliyete geçiyor. Geçmişi, şimdiyi analiz ederek varsayımlarda bulunan, geleceği tahmin eden, gidiş ya da kaçış yolu saptayan ve insanlığın gidişatını olanın kötüsünden koruyan, olması gerekeni sevk etmeye çalışan, olası bir kaotik durumdan insanlığı kurtarmak adına silahlarını kuşanmış sosyal bilimler. Bu noktada insanlara düşen gerçekliğin farkına varmak, hayatı anlamsızca değil, anlamını bulmaya çaba harcayarak yaşamak. Hayat, yollar, yıllar, günler, saatler, dakikalar, sözler, yazılar, boyu koşup gidiyor. Hayat bir şelale aslında akıp duran, vurduğu yerden ses getiriyor, vurduğu yeri yakıp geçiyor, çağlayıp duruyor. Ne siz durdurabilirsiniz ne de ben durdurabilirim. Hiç akan bir suyun önüne geçmeyi denediniz mi? Ya sizi de sürükler ya da her vuruşunda teninizin sızısına sızı kadar. Acınız dinmez ama gitgide alışırsınız. Soğuğuna, sızısına, acısına ve öyle bir noktaya gelirsiniz ki güler geçersiniz tüm olanlara sessizce. Çünkü sesiniz duyulmaz. Şelalenin uğuldayan gürültüsünden susarsınız. Kendi içinize kusarsınız. Kininizi, nefretinizi, öfkenizi ve de kimse anlamaz. Böyle böyle öğrenirsiniz acıların önünde yıkılmaz bir nefer olmayı. Acılar sizi tükettikçe duygusuz kalırsınız. Tepkisiz. Soğukkanlı görünürsünüz. Oysa tepkinin tepkisizliğidir yaşadığınız. Anlamazsınız. Yaşadıkça anlarsınız dostunuzun yine yalnız kendi kendiniz olduğunu. Her ne olursa olsun kendi bedeninizdir size riyakâr olmayan. Diğerlerininki de hep kendisi için devinip durur insan makinesinin içinde. Hep bana, hep bana. O zaman hani bana, hani bana dersiniz ya. İşte alın size sosyal bilimler. Sosyal bilimler hayattır, iletişimdir. İletişimin olduğu her yerde hayat vardır. Hayatın olduğu her yerde sosyal bilimler. Ötekilerle, kendimizle, nesnelerle iletişimimiz, ilişkilerimiz doğrultusunda sürer gider bu hayat yolculuğu iki kapılı han içerisinde. Sosyal bilimler hayatsa, iletişimse, sosyal bilimler eşittir. İletişim artı hayat eşittir. Tek kişilik bir tiyatro. Mutlak yalnızlığımızla kandırıldığımız beraberlikler ve sosyal yaşamın arasında kah güle kah ağlaya oynayan. Kapanışımı sizleri kocaman selamlayarak yapıyorum. Ben Ayşe Şebnem Sarı Önerbay. Melekler Şehri'nden sevgiler sunuyorum. Giderken gelin kardeşlerim elinizi verin bana ve uzanalım sonsuza. Sevgiyle her yara kapanır, her güçlük aşılır unutmayın. Hoşçakalın.
kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, neşe getirdim sana, al kardeşim, ye iç gül oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, kap kardeşim, tüm insanlara. Neşe getirdim sana, al kardeşim, ye iç gül oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, kap kardeşim, tüm insanlara. Şebnem Sarı Önerbay'ın hazırlayıp sunduğu Sinema ve Ötesi programını dinlediniz.